Tarih kitaplarına adını altın harflerle yazdıran Neil Armstrong, Ay'a ilk adım atan insan olarak bilim ve insanlık tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Ancak bu tarihi olayın perde arkasında Armstrong ve diğer astronotların karşılaştığı ve belki de bizden gizlediği bir dizi olay ve durum var. Peki bu bilinmeyenler nelerdir ve bu bilgiler neden halktan gizlendi? Gözlerinizi kapattığınızda ve hayal gücünüzü kullanarak Ay'ı düşündüğünüzde neler görüyorsunuz? Muhtemelen kayaç yüzeyi, büyüleyici kraterler ve uçsuz bucaksız bir sessizlik. Peki ya Ay'ın yüzeyinde çıplak gözle görülemeyen, değerli ve son derece nadir elementlerin bulunduğunu hiç düşündünüz mü? Bu iddia, daha önce karşılaştığınız herhangi bir bilim kurgu senaryosundan çok daha fazlasıdır ve bazılarına göre NASA ve diğer uzay ajansları bunu bizden saklıyor olabilir. Ay'ın zengin bir helyum-3 kaynağı olduğu konusu, bilim çevrelerinde uzun süredir tartışılıyor. Dünya üzerinde son derece nadir olan bu izotop, Ay yüzeyinde daha yaygın olabilir ve nükleer füzyon enerjisi üretiminde potansiyel bir yakıt kaynağı olarak kullanılabilir. Düşünsenize, enerji üretimindeki bu devrim tamamen yeni bir enerji çağının kapılarını aralayacaktır. Ancak her ne kadar bu teori heyecan verici olsa da, gerçekte bir dizi teknik ve ekonomik zorlukla karşı karşıyayız. Öncelikle Ay yüzeyindeki helyum-3 miktarı, düşünülenin aksine nükleer füzyon için gereken miktarı karşılamakta yetersiz olabilir. Üstelik Ay'daki helyum-3'ü dünyaya getirmek ve enerji üretiminde kullanmak için gerekli teknoloji ve altyapı henüz mevcut değil. Bazılarına göre bu zorluklar ve belirsizlikler, uzay ajanslarının bizi bu değerli kaynak hakkında bilgilendirmekten alıkoyan asıl sebepler. Acaba bu durum gerçekten bir komplo teorisi mi yoksa sadece teknik ve ekonomik zorlukların aşılmamasının sonucu mu? Ay'daki gizli kaynaklar hakkındaki gerçekler neler? Ne kadarını biliyoruz ve ne kadarı hala gizli? İşte tüm bu sorular Ay'daki gizli kaynaklar teorisini çevreleyen gizemi artırıyor ve bilim dünyasında tartışılan bu konular hala çözülmeyi bekleyen bir dizi sır olarak kalmaya devam ediyor. Gizli Ay kaynaklarına dair bu iddialar yalnızca Ay'da saklanabilecek sırların başlangıcıdır. Çünkü söylentiler sadece yeraltı zenginliklerine değil, aynı zamanda UFO iddialarına da odaklanıyor. Birçokları için bu bilim kurgu romanlarına ait gibi görünebilir. Evet, astronotların UFO karşılaşmalarından bahsediyoruz. Ay'a ayak basan astronotların UFO gözlemleri yaptıklarına dair iddialar birçok komplo teorisyeninin ilgisini çekmiştir. Örneğin Apollo 11 görevinin astronotu Buzz Aldrin, bir televizyon röportajında Ay'a gitmekte olan gemiye doğru hareket eden bir nesne gördüklerini itiraf etmişti. Bu olay, UFO gördükleri şeklinde yorumlandı. Ancak Aldrin, daha sonra bu yorumları reddederek gördüklerinin muhtemelen uzay gemisinden ayrılan bir panel olduğunu açıkladı. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Apollo 11 misyonu sırasında ufukta beliren bir ışık hakkında konuştukları iddia edilen radyo iletişim kayıtları da bu iddiaya bir kanıttır. Ayrıca Armstrong'un iki büyük tehditkar görünümlü UFO'yu Ay yüzeyinden gördüğünü iddia eden raporlar da mevcut. NASA bu tür iddiaları genellikle göz aldanmaları veya hatalı gözlemler olarak açıklar. Ayrıca NASA, tüm Apollo görevlerinin ses ve video kayıtlarının geniş bir şekilde incelendiğini ve hiçbirinde astronotların Ay'da veya Ay'a inerken UFO gözlemlemediklerini söylüyor. UFO görüşlerine dair teoriler ne kadar heyecan verici olursa olsun, çoğunlukla somut kanıtlardan yoksundur. Ancak daha elle tutulur bir konu, Ay yüzeyinin gerçek yapısına dair tartışmalardır. Pek çok kişi, Ay yüzeyinin beklentilerimizden çok daha karmaşık ve belki de gizemli olduğuna inanıyor. Ay'da yapılan ilk misyonlar, yüzeyin tozlu ve kraterli bir arazi olduğunu göstermiştir. Bu özellikle ilk astronotların Ay'a adım attığı anlardan itibaren hepimizin bildiği bir gerçekti. Ancak birçok komplo teorisyeni ve hatta bazı bilim insanları, Ay'ın yüzeyinin aslında bu basit tanımlamadan çok daha karmaşık olduğunu iddia ediyorlar. Bu teoriler genellikle Ay yüzeyinin altında bulunan olası mağara sistemlerine ve su buzuna veya belki de başka türden mineral ve elementlere odaklanır. Örneğin 2008 yılında Hindistan'ın Chandrayaan-1 sondası, Ay'ın kutup bölgelerinde yer alan kraterlerin gölgeli bölgelerinde su buzunun varlığını tespit etmiştir. Bu bulgu, Ay'ın yüzeyinin belki de düşündüğümüzden daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bazı teoriler daha da ileri giderek, Ay'ın yüzeyinin altında bilinmeyen yapılar veya hatta Ay'a ait olmayan yapay nesneler olduğunu iddia etmektedir. Bazıları, astronotların Ay'da incelediği örneklerin aslında Ay yüzeyine ait olmayan malzemeler olduğunu, dünya dışı bir uygarlık tarafından getirildiğini bile öne sürüyor.
Bunlar elbette birer spekülasyondan ibarettir ve şu anki bilgilerimizde doğrulanmaları oldukça zor. Ancak ayın yüzeyi hakkındaki bu ve benzeri teoriler, ayın ne kadar az bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen bir yer olduğunu göstermekte. İleride yapılacak olan ay misyonları belki de bu sorulara yanıt bulmamıza yardımcı olacaktır ve belki de ayın yüzeyi düşündüğümüzden çok daha fazlasını saklıyor olabilir. Dahası ay yüzeyinin gerçek yapısıyla ilgili tartışmalar ve ay üzerindeki gizemli yapılar arasında bağlantılar kurulmuştur. Ay üzerinde insan yapımı olmayan yani uzaylı yaşamına ait yapılar olduğu iddiasını duymuş olabilirsiniz. Bu genellikle ay üssü teorisi olarak anılır. Ay üzerindeki belirsiz nesneler ve yapılar hakkında çok sayıda fotoğraf ve video mevcuttur. Ve bazıları bunları ayın üzerinde gelişmiş bir medeniyetin varlığının kanıtı olarak görmektedir. Özellikle Apollo 20 görevine ait olduğu iddia edilen ve YouTube'da viral olan bir video bu konudaki spekülasyonları daha da körükledi. Video ay yüzeyinde devasa bir uzay gemisi kalıntısı keşfeden astronotları göstermektedir. Ancak NASA bu videoyu tamamen sahte olarak nitelendirmiştir ve Apollo programının 20. misyonu hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Ay üssü teorisini destekleyenler, Apollo astronotlarının Ay'daki bu tür yapıları gördüğünü ve bu bilgiyi halktan sakladığını iddia ederler. Ancak NASA ve diğer uzay ajansları bu iddiaların her zaman bilimsel delillerle çürütüldüğünü belirtmiştir. Peki bu gizemli Ay yapılarının gerçekten uzaylılar tarafından mı inşa edildiği konusunda kesin bir sonuca varabilir miyiz? Maalesef bu teoriyi kanıtlayacak veya çürütecek kesin bir kanıt hala bulunmamaktadır. Ve belki de bu ay üssü teorisinin çekiciliğinin bir parçasıdır. Sonuçta bilim ve keşiflerin temeli, bilinmeyene olan merak ve soruların ardındaki sırları çözme arzusudur. Belki de bir gün aydaki bu yapıların sırrı da çözülecek, kim bilir? Bir adım öteye giderek, ay üzerinde insana ait olmayan yapıların var olduğunu öne süren iddialar oldukça çarpıcı. Ancak iddialar bu yapılarla sınırlı kalmayıp, ayın yüzeyinde görülen bazı anormal izler de merak uyandırıyor. Bu teoriler genellikle ayın yüzeyindeki garip şekiller ve anlaşılmaz izlere dayanır. Bu izlerin bir kısmı astronotların yüzeye inişleri sırasında oluşturduğu yapay ayak izleri, araç izleri ve iniş modülü izleridir. Ancak diğer bazı izlerin kökeni hakkında net bir bilgi bulunmamakta. Ayın yüzeyindeki bu anormal izler, uydudan elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde gözlemlenebilir. Ancak bu yöntem yetkililer tarafından kullanılmıyor ve teoriler çürütülmüyor. Astronotların ve diğer gezegenlerden gelen meteorların oluşturduğu izler genellikle açıklanabilirken, diğer bazı izler çeşitli komplo teorilerine yol açıyor. En çok bilinen teorilerden biri, bu izlerin uzaylı yaşam formları tarafından oluşturulduğu yönündedir. Ay yüzeyinde görülen garip izlerin ve yapıların gelişmiş bir uzaylı medeniyeti tarafından inşa edildiği ve bu izlerin bu medeniyetin kalıntıları olduğu iddia edilir. Buna karşın ayın yüzeyindeki garip izler ve yapılar genellikle doğal süreçlerle açıklanır. Örneğin ayın yüzeyi milyonlarca yıl süren meteor bombardımanı sonucunda şekillenmiştir ve bu bombardıman ay yüzeyindeki garip izlerin ve kraterlerin ana nedenidir. Ayrıca ayın yüzeyinde bulunan lav tünelleri ve diğer doğal oluşumlar da bu anormal izlere katkıda bulunmuş olabilir. Tıpkı ayın yüzeyindeki garip izler gibi, Apollo görevlerinden gelen bazı düşük kaliteli resimler de komplo teorisyenlerine göre astronotların ve NASA'nın bir şeyleri sakladığına dair iddiaların bir başka kaynağıdır. Apollo görevlerinden dönen astronotlar, ayın yüzeyine inişleri sırasında ve yüzeydeki faaliyetlerini gerçekleştirirken bir dizi fotoğraf çektiler. Bu fotoğrafların çoğu yüksek kaliteli ve detaylıydı. Ancak bazıları bulanık ve düşük kaliteliydi. Bu düşük kaliteli görüntüler bazılarının gözünde şüphe uyandırdı ve astronotların veya NASA'nın bilinmeyen nesneleri veya yapıları gizlemek amacıyla bu fotoğrafları kasıtlı olarak bulanıklaştırdıklarına dair iddialar ortaya çıktı. Bazılarına göre bu düşük kaliteli fotoğraflar ay üzerindeki uzaylı yapılarını veya diğer gizli nesneleri gizlemek için kasıtlı olarak bulanıklaştırıldı. Diğer bir yandan bu düşük kaliteli fotoğrafların basit bir açıklaması olabilir. Astronotlar, ağır bir uzay kıyafeti giyerken ve ayın düşük yer çekimi ortamında hareket ederken hassas bir kamerayla net bir fotoğraf çekememiş olabilirler. Ayrıca ayın yüzeyinin parlak ışığı ve gökyüzünün karanlığı, fotoğrafların aşırı pozlandırılmasına veya az pozlanmasına neden olabilir. Bu da görüntülerin kalitesini düşürebilir. Ancak net bir şekilde çekilmiş birçok fotoğraf da mevcut ve bu durum komplo teorisyenlerinin elini güçlendiriyor. Apollo görevlerinin fotoğraflarının tartışmaları bir yana, daha endişe verici bir iddia daha var. Ay'dan dönen astronotların sağlık durumları ile ilgili bazı bilgilerin gizlendiği.
Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a ilk inişi gerçekleştirdikleri Apollo 11 görevinden itibaren Apollo astronotlarının sağlık durumları halk ve bilim dünyası tarafından yoğun ilgi gördü. Ay'a inişin insan sağlığı üzerinde ne tür bir etkisi olacağı konusunda pek çok teori vardı. Ancak o zamanlar gerçek deneyimlerden önce bunları kesin olarak belirlemek mümkün değildi. Astronotların Ay'da geçirdikleri zamanın ve Ay tozuyla temaslarının sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine dair bazı endişeler bulunuyordu. Bu endişelere rağmen genel kanı astronotların Ay'dan döndükten sonra yaşadıkları sağlık sorunlarının çoğunun genellikle normal yaşlanma süreci veya radyasyona maruz kalma gibi uzay uçuşunun bilinen yan etkileri olduğu yönünde. Ancak bazı iddialar, NASA'nın bu konuda tam bir şeffaflıkla hareket etmediğini ve astronotların Ay'dan döndükten sonra yaşadıkları sağlık sorunları hakkında bazı bilgileri gizlediğini öne sürmekte. Özellikle Ay'a inen astronotların daha sonra nadir ve agresif kanser türleri gibi bazı sağlık sorunları yaşadığına dair iddialar bulunmaktadır. Tıbbi gizlilik, bu tür iddiaların doğruluğunu kesin bir şekilde belirlemeyi zorlaştırıyor. Astronotların sağlık durumları ile ilgili iddialar hala tartışmalı bir konu olabiliyorken, Ay'ın insanoğlu için sunduğu başka bir risk daha var. O da radyasyon. Ay'da ölçülen radyasyon seviyelerinin insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin gizlendiği iddia ediliyor. Dünyanın manyetik alanı, insanlığı uzaydaki zararlı radyasyondan koruyan doğal bir kalkan görevi görür. Ancak Ay'da böyle bir koruma yoktur. Bu durum, Ay'a iniş yapan astronotların radyasyon seviyelerine maruz kaldığına dair endişeleri beraberinde getirmiştir. Ay'a ayak basan astronotların dünyada bir yılda alınan radyasyon dozunun 200 katını sadece birkaç gün içinde aldığı bilinmektedir. Ancak bazı teoriler, NASA'nın Ay'ın radyasyon seviyelerinin etkilerini küçümsediğini ve astronotların radyasyon seviyelerine maruz kalmanın potansiyel etkilerini gizlediğini iddia ediyor. Bu teorilere göre, radyasyonun olası etkileri, genetik hasar, kanser ve hatta merkezi sinir sistemi hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bununla birlikte, bu iddialara karşı NASA'nın verdiği yanıt, Apollo astronotlarının Ay'da geçirdikleri süre boyunca radyasyon seviyelerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğudur. Dahası, astronotların sağlık durumları üzerindeki uzun vadeli etkiler konusunda sürekli araştırmalar yapıldığı ve bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı da belirtiliyor. Apollo 11'in Ay'a inişini ve astronotların yüzeye ilk adımlarını atmasını izlemek, dünya genelinde milyonlarca insan için unutulmaz bir deneyim olmuştu. Ancak bu tarihi olayın kaydedilmesi ve yayınlanması ile ilgili bir dizi şüphe ve spekülasyon, o zamandan bu yana birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. İlk ve en yaygın spekülasyon, Ay'a inişin bir Hollywood setinde çekildiği ve aslında hiç gerçekleşmediği teorisi. Bazı insanlar Ay yüzeyindeki bayrağın hareket ettiğini, Armstrong'un gölgelerinin tutarsız olduğunu ve Ay'ın atmosfersiz ortamında bu hareketlerin nasıl olabileceğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyor. Diğer bir yaygın şüphe, orijinal Ay iniş video kayıtlarının NASA tarafından kaybedilmiş olmasıdır. Bu durum, bazıları tarafından bilgi saklama ve manipülasyon girişimi olarak yorumlandı. Ancak NASA, bu durumu teknik bir hata ve organizasyon eksikliği olarak açıkladı ve daha sonra görevin yeniden düzenlenmiş görüntülerini yayınladı. Ayrıca inişin canlı yayınının bazı ülkelerde tamamen siyah-beyaz olarak gösterildiği, bazılarında ise renkli olarak gösterildiği iddia edildi. Bu durum, teknik farklılıklar ve yayın standartlarına bağlı olsa da bazıları tarafından inişin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair şüphe uyandırmıştır. Ay'a ayak basan ilk insanların bütün bu yıllar boyunca neler sakladığına dair bir dizi spekülasyon ve teoriyi inceledik. Bunlar belki de bilim dünyasının aydınlatabileceği, belki de sonsuza kadar bir gizem olarak kalacak konular. Ancak ne olursa olsun bu tartışmalar insanoğlunun Ay'a duyduğu merakın ve oradaki gizemleri çözme arzusunun ne denli büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve biz de gizemlerin ardındaki gerçeği öğrenme umuduyla gözlerimizi daima yıldızlara ve ötesine çevireceğiz. Görüşmek üzere.